Efendim, bugünkü konuğumuz Kent Radyo'da çok yakından tanıdığınız aktif, hareketli, insancıl, yaşayan bizim basın dostumuz yani. Mersin içinde gerçekten büyük fedakarlıklar yapıyor. Devrim denecek atılımlar oldu. Bir gerçek. Hiç, bunun şakası, lahmacunu yok yani. Sevgili Mustafa Muhammed Gültak, Akdeniz Belediye Başkanımız, Eczacı, iki dönem mi Bir dönem. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanlığını yaptınız. Eczacılar Odası'nda göreviniz, yönetimlerde bulundunuz. Başkanlık döneminiz de var değil mi? Yanılıyor muyum? Başkanlık yapmadım, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yönetim kurulu üyeliğiniz var. Bu tarafa doğru geldikçe işte Akdeniz Belediye Başkanısınız ama her şeyden önce de Akdeniz'in abisi gibi her yerdesiniz maşallah. Kolay gelsin diyorum ya. Kolay Teşekkür değil. ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önümde bir yeni şeyler var ama biz sizinle her iki mecliste hem büyük şehirde hem de Akdeniz Belediye'mizde sürekli takipteyiz. Belki ben bir iki defa kaçırdım yani. Onun dışında hep orada oldum. Sıkıntılarınız var. Alınan kararlarda zorlanıyorsunuz. Bu zorlanmalarda tabii hiç kimsenin umurunda değil ama Mersin'in umurunda. Çünkü Akdeniz'in ekonomisi eskiden dillere destandı ama şimdi zaman zaman o destandan biraz daha uzaklaştı, hatta kısırlaştı da diyebiliriz yani. Bunları konuşacağız. İkinci etapta da TOKİ'yi konuşacağız. Bu çok önemli bir konu. Karadağ'ın, benim de soyadım Karadağ'ı, karasını kaldırdınız. Gerçekten yüreğinize sağlık. Gerçekten emeğinize sağlık. Pırıl pırıl bir turizm alanı açıldı yani. Bunlardan ikinci etapta da Mersin'in içini konuşalım, eğitim konuşalım, kadınlarımıza açtığınız kursiyer merkezlerimiz var. Son etapta da ne isterseniz sözü sizin olur efendim, toparlarız programımızı. Evet, hemen konuya girmek istiyorum. Son meclis toplantısında denetim raporu. Bunu vatandaş nasıl anladı bilmiyorum ama siz buradan vatandaşın anlayacağı dilden deyim yani. Buyurunuz efendim, söz sizin. Evet, şimdi son meclisimizde tabii denetim raporuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve HDP'nin meclis üyelerinin şahsım üzerinde algı oluşturma operasyonlarını gördük. Dinledik, sakince dikkat ederseniz mecliste hiç müdahale etmedim. Tek tek konuşmalarına izin verdim. Etmiyorsunuz. Evet. Ama yeri gelince Ama ben tabii ki. açıklama yapmaya kalktığımda dayanamadılar. Devamlı sözümü kesmeye kalktım meclis üyeleri. Çünkü yaptıkları algıları ve yalanları ortaya koyduk. Bakın, Türkiye'de doğrudan temin sınırlarını aşmayan ender belediyelerden bir tanesindeyiz. Evet. Şimdi denetim raporuna bakıyorsunuz, diyor ki denetim raporunda işte belli firmalara doğrudan teminle mal temini yapılmış, şu yapılmış, bu yapılmış diyor. Bakıyorsunuz Akdeniz Belediyesi'nin 2022 yılı doğrudan temin bütçesi, yasal bütçesi 47 milyon lira. Evet. 47 milyon lira. Şimdi eğer bir başkan ve ekibi art niyetli ise, onların iddiası bu, algısı bu, biz 47 milyonun 12 milyonunu kullanmışız. Eğer amaç birilerine iş vermek, ihale Evet. vermek, mal temini sağlamaksa 47 milyonun hepsini kullanırsınız. Yani. Tam tersine belediye başkanı olarak şunu yapmışız. Demişiz ki ekibimize, mecbur kalmadığınız sürece acil durumların dışında doğrudan temine yönelmeyin. Açık ihaleye gidin. Evet. Şeffaf hesaplarımız olsun. Tabi bunu söyleyince dayanamadılar. Kızmaya başladılar. Seslerini yükseltmeye başladılar. Dedim yani bunu niye söylemiyorsunuz? Tamam, doğrudan temin, doğrudan temin ama Türkiye'de kaç tane belediye başkanı doğrudan temin sınırlarının üçte birini, dörtte birini kullanır? Efendim, yakıt ihalesinden bahsettiler. Tabi yakıt ihalesi dedikleri ihaleyi biz e-ihale sistemi diye bir sistem var Yaman Bey. Evet. E-ihale sistemi şöyle bir şey. Giriyorsunuz şartnamenizi. Son güne kadar kimin dosya verdiğini, kimin dosyayı indirdiğini, kimin teklif attığını hiçbir şey göremiyorsunuz. Son gün sistem bunları size açıyor. Kaç kişi dosya almış, kaç kişi indirmiş, kaç kişi teklif atmış ve bu teklifleri sıralıyor. En uygun teklifi de size gösteriyor. Siz ona göre idare olarak bir karar veriyorsunuz. Şimdi akaryakıt ihalesi tamamen e-ihale olmuş. Yani tüm Türkiye geneline açılmış. Evet.
Sonuç itibariyle bir firmada kalmış, bana dosya geldiğinde gerçek manada rekabet olduğuna inanmadığım için ihaleyi iptal ettim. Böyle bir yetkim var. İhaleyi iptal ettim. Yeniden e-ihale olarak açtım. Yeniden açtım. Ve ihaleyi ikinci seferde sonuçlandırdık. Şimdi onlara kalsan ne diyorlar? Ya yakaryakıt ihalesinde fazla iskonto olmamış, tek firma girmiş. Ama şunu söylemiyorlar. Bizim bir önceki ihaleyi iptal ettiğimizi, ihalenin e-ihale olduğunu söylemiyorlar. Bunlar önemli şeyler. Tabii ki. E-ihale Türkiye'deki en şeffaf ihale sistemidir. Çünkü idarenin hiçbir şeye müdahale etme şansı yok. Dönüyorsunuz farklı farklı konularda. İşte bizim tanıtım medya üzerinde çok para harcadığımızı söylüyor. Özel kalemin harcamalarına bakıyoruz. 800 bin lirayı geçmemiş. Efendim bizim diğer müdürlüklerimizin tanıtımları var. Yaptığımız işleri anlatan şeyler var. Bunların hepsini topladığınızda, bunların içinde evlendirme defterleri dahil, efendime söyleyeyim farklı farklı kalemler dahil, topladığınızda hepsi 16 milyon yapıyor. Evet. Ama özel kalemin harcamasına, yani sırf belediye başkanının harcamasına baktığınızda 800 bin lirayı geçmemiş. Ama onlar nasıl anlatıyor? Sanki 16 milyonu almışız, özel kalem üzerinden hepsini kendimiz harcamışız. Evet. Tabii bu tüm detayları tek tek açıklayınca, belediye hakim bir belediye başkanı olduğum için sinirleniyorlar. Çünkü yalan söyledikleri ortaya çıkıyor. Yani biz bugüne kadar 4. senemizi bitirdik. Çok şükür. Ne Sayıştay denetiminde, ne İçişleri Bakanlığı denetiminde, hiçbir yerde yani. Ne de 45 gün süren ve denetim komisyonunda bakın bir CHP'li meclis üyesi var, bir HDP'li meclis üyesi var, bir AK Partili meclis üyesi var. Çoğunluk onlarda. Evet. Bizim defterlerimizi ve tüm ihalelerimizi didik didik etmelerine rağmen ve üstelik şöyle bir şey yapıyorlar bunlar ilk seçildiği günden beri. Bunların özellikle HDP meclis üyelerinin devletle ilgili sorun olduğu için, kafaları karışık olduğundan dolayı Maliye Bakanlığı'ndan bürokrat istemiyorlar. Kimi istiyorlar? Serbest mali müşavirlere yazı yazıyoruz. Oradan kendi kafalarına uygun bir mali müşavir getirmelerine rağmen Yaman Bey. Bu yasal mı? Evet yasal. Evet yasal. Peki adamlarını getirdikleri de yasal mı? Ya onu bilemem. Ama gelen arkadaşlara baktığımızda kafa yapısı, siyasi yapısı tutuyor nedense. Onu demek istiyor. Ha, tutuyor. Şimdi bakın bir CHP meclis üyesi, bir HDP meclis üyesi, müşavir aynı siyasi kafadan, hallaş pamuğu gibi atıyorlar bizim tüm ihaleleri, evrakları, yaptıkları iş bu. Sıfır yani, evde var, sıfır. Ha, yani sonuçta şey ben bunları söyleyince de zorlarına gidiyor. Ben diyorum ona yani ben ne? İhale konusunda, para konusunda, diğer konu benim üzerime gelmeyen bir şey çıkmaz. Bu belediye bir şey bulamazsınız o konuda. Biz çünkü buna baştan radikal kararlar almışız. Ciddi söylüyorum, Türkiye'de doğrudan temin sınırlarını 1/3, 1/4 oranında kullanılan belediye sayısı çok azdır. Dolayısıyla tabii burada şunu görüyoruz. Biz sağdan ayrılmayan bir belediye başkanıyız. Sırça köşklerde oturmuyoruz. Evet ya, dün bir mesela yani, bir Güneş yani. Mahallesi'nde eşimle birlikte 3 katlı bir evde iftarımı açtım. Afiyet olsun. Birçok kadınımız, birçok beyefendi, çocuklarımızla 3 saat aşkın bir sohbette bulundu. Tüm mahalleli bunu biliyor, görüyor. Şimdi buradaki sorun şu. Benim tarzım bugüne kadar gelmiş birçok belediye başkanı tarzı gibi değil. Değil. Sokaktayım, çocukla çocuk, hanımefendiyle başka şeyler sohbet edebiliyorum. Gençlerle ayrı sohbetler yapabiliyorum. Yani insan ilişkilerim çok farklı. Oturuyoruz bir kahvede bakıyoruz, okey oynuyoruz. Bir bakıyorsunuz düğünde halayın başına geçmişiz. Yani insanlar bu sefer siyasi görüşleri farklı da olsa, bir de Allah'tan güler bir yüzü yapımız var. Evet. Seveceğim bir yapımız var. CHP ve HDP'nin gocunmasının nedeni şu. Bu adamın gittikçe çığ gibi halkta karşılığı artıyor. Ondan bu savaşı veriyorlar. Eğer biz başarılı bir belediye başkanı olmasak, halkın sevdiği bir belediye başkanı olmasak bu kadar bizle uğraşmazlar. Dertleri o. Tabii biz sadece halk ilişkileriyle işi götürmüyoruz. Hani bir laf bugün, vardır başka, meyveli ağacı aynen taş darlar. Ya taş da atıyorlar, kaya da atıyorlar, her şey atıyorlar artık yani alıştık. Bir de sakinliğiniz karşısında daha çok hırslanıyorlar. Evet. Takip ediyorum, bakıyorum. Ya büyükşehirde de biz biraz fazla gülünce Vahap Bey bile ne kadar çok gülüyorsun diye sana mı soracağız ne kadar güleceğini? Başkanım yani. Oraya birkaç şey değinmek istiyorum. Biz bir kere basın olarak mecliste hakim değiliz. Resim çekemiyoruz bunu zaten, zaten haliniz görüyorum.
Daha önceleri bireysel şeylerimiz vardı, sizlerle diyalogumuz vardı. Onu yapamıyoruz. Orada başkan ne derse o olur. Elbette ki başkan ne derse o olur ama başkan dedikleri de bazen sınırı da aşıyor bazı şeylerde. Karşılık konuşmalar oluyor, hiçbir şey anlaşılmıyor. Mikrofon kesiliyor, verilen süre doluyor, dolmuyor, kesiliyor. Yani orada bir hengame var. Ya orada da bir algı sistemi yürüyor Büyükşehir'de. Büyükşehir Belediye Başkanı kendisine göre bir sistem kurdu orada. Dikkat ederseniz bir önceki amfi türü şeyde bunu yapamıyordu. O yüzden özellikle öbür salonu hazırlattı. Tek düzey, kendi sadece üstte. Ya demek istediğim o yani. Evet, kendisi üstte, herkes aşağıda. Yani ben patronum edasıyla üstte oturuyor. Öbür çünkü amfi gibiydi. Altta kalıyordu, salona hakim olamıyordu. Basını yönetemiyordu, hiçbir şey yönetemiyordu. Yani kendi kafasında bir sistem oluşturdu. Basını arkaya koydu. Hayır, basın öne geçemez, fotoğraf çekemez ki biliyorsunuz biz bu konuda kavgalar da verdik. Yani kendine göre bir hiyerarşik yapı oluşturdu. Burada tabii benim sorunum değil. Burada asıl ben bundan 2-3 yıl önce bu konuda ciddi bir kavga da oldu mecliste. Basının önüne gelerek basını korumuştum, kollamıştım ama burada... Orada da pardon bir nokta koyabilir misiniz? Orayı açmamız gerekiyor. Basına çıkın dışarı dedi yalnız. Ya bu bir dakika şunu lütfen söyler misiniz? Açık açık konuşalım başkanım. Yani orası devletin malı değil mi? Orası halkın malı. Orası konuşulan şey halka yönelik şeyler. Hal böyle olunca basına çık demek ne kadar etik yani. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Ayrıca gazeteci kardeşlerimizin, televizyoncu kardeşlerimizin yani bunu vicdanına bırakıyoruz. Yani siz bunu size yapan bir kişiye tepki göstermezseniz daha kötüsünü yapar. Ben çıkmadım. Bak onu söyleyeyim size. Beni görüp görmediniz bilmiyorum. Yani benden başka bütün arkadaşlar çıktı. Gergin bir gündü. Biz kolladık, koruduk. Sonuç itibariyle bu memlekette gazeteci dövüldüğünü gördük, gazetecilerin basıldığını, yumurta atıldığını gördük, her şey yapıldığını gördük ama bunların ne bu camiye yeteri kadar gündem olduğunu ne de yerel basında veya ulusal basında gündem olmadığını da görüyoruz. Onu da üzülerek söylüyorum. Yani sonuçta ama gerçek. Bu hakaretleri, bu sıkıntıları gören ben değilim. Onlar ama onlar bu konuda yeteri kadar tepkisel davranmıyorlar. Evet, yani biz Akdeniz Belediyesi'nde çok şeffafız, hesaplarımız ortada, bütçemiz ortada, bırakacağımız borç ortada ve bu parasızlıkla yaptığımız işler de ortada. Dolayısıyla Akdeniz Belediyesi'nde verilmeyecek bir hesap yok, her şey ortada, kimse bizim üzerimize oradan gelmesin, bir şey tutturamazlar. Kara duvar dediniz, tabii. Oraya girmeden önce bir şey düzeltmek istiyorum, izin verirseniz. Sizin milletvekilinizi unuttuk yani. Onu lütfen bağışlayınız. Estağfurullah. Yani biraz siyasetin içinde yorulduk yaklaşık 22 senedir. İl başkanlığı. Biraz mı diyorsunuz? Evet, ya? İl başkanlığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı. Şehrin çocuğuyuz. Şehirde doğduk. Hemen şuradaki önümüzdeki Çankaya Köyüğretim Okulu'nda okudum. Nasipse oranın evet son rütüjleri yapılıyor. Kültür, Anıtlar ve Kültürler Müdürlüğü'nden son onaylar geliyor. Sonrasında valilikle birlikte inşallah bu okulu restore edeceğiz. Onu soracaktım ama siz başladınız. Evet, restore edeceğiz. Benim çocukluğuma dönecek o okul. İçindeki bina da kaçak biliyorsunuz, o öbür bina. Yüksek o, bina. Evet, yüksek bina. O da yıkılacak. Çocukluğumdaki Çankaya İlk Öğretim Okulu'na kavuşacağız. Daha sonra da Milli Eğitim'le birlikte oraya inşallah bir anaokul veya kreş veya işte anaokuldu öyle bir şey. Projedenizde evet, ya da kreşti. Gibi bir projeyle Milli Eğitim'le ortak Akdeniz Belediyesi bir proje yapacağız. Ki önümüzdeki bu okul, benim okulum 17 yıldır kaderine terk edilmiş. Kimse bu okulla ilgili bir çivi bile çakmamış. Bir yorum bile yapmamış. Zihinsel engellerdi hatırlarsınız. Ben burada işte, başkanlığını da yaptım biliyor musun? Doğrudur ama o bina yaptım. Bakın sit alanların içinde, sit yapıların içinde sağında solunda bina yapamazsınız. İzin alma. O bina kaçak, yıkılacak. Yıkım kararını da çıkarttırdım. Dolayısıyla bu okuluma da ben çünkü burada 5 sene okudum. Sahip çıktım. 17 yıl sonra bir belediye başkanı. Tarihi bir okul üstelik bu. Yani böyle lalettayin bir okul değil. Tarihi tabii. Sit özelliği var. Kültür olarak birçok farklı alanlarda önemli bir okul. Çok fazla siyasetçi, doktor, eczacı, avukat bir sürü insan yetiştirmiş. Önemli bir okuldu bu okul. İnşallah şu görüyorsunuz duvarları boyanmış, içi dökülüyor. Bu tarihe de sahip çıkıyoruz. Çok yakın bir tarihte de ihalesi olur. İnşallah o okulda hayata geçer. Tabii Karaduvar dediğim gibi
Evet, kara duvarı bir sıfırdan alalım yani isterseniz. Şimdi kara duvar şöyle, bazı mahallelerden bize eleştiriler geliyor. Ya bu kara duvara çok yatırım yapıyorsun, bize de yatırım yap. Aslında bütün mahallelere bir şekilde dokunuyoruz. Farklı farklı tüm mahallelerde. Doğruya doğru 65 yani. Mahallede mutlaka Mustafa Gül Tuğhan bir imzası vardır bu 4 yıl içinde. Küçük veya büyük, ama şunu kabul etmemiz lazım. Kara duvar Türkiye'nin en güzel balıkçı kasabalarından biri Yaman. Bir tanesi, tabii katılıyorum. Şimdi herkes Alaçatı'yı biliyor değil mi? İşte herkes Kuşadası deyince aklına bir şey geliyor. Herkes Bodrum deyince aklına bir şey geliyor. Dolayısıyla Karaduvar'da bunlardan hiçbir farkı olmayan çok güzel, doğal, bakir bir alan. Kesinlikle katılıyorum. Fakat yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır hep kaderine terk edilmiş. Kuruldu kurulalı öyle. Öyle. Hiç değişmedi. Son yıllara kadar. Sahillerinde yani. Düzenleme yapılmamış, şehrin adını duyurulacak başka bir şey yapılmamış. Hiçbir şey yok. İki gün önce buradan da selam olsun Dikiltaş muhtarımız Mahmut Bey Tekirdağ'da, kendisi de gül yetiştiricisi, bir bayisiyle görüşmeye gittiğinde balık yedirmek istemiş. Demiş ya ben zaten balığın göbeğinden geliyorum, bana balık yedirme, Tekirdağ'ın yemeklerini yedir. Yani. Aa doğru demiş, sizin kara duvar var. Ya bir dondum kaldım diyor. Ya sen kara duvarı biliyor musun? Diyor, festivaliniz oluyor. Şimdi tabii biz dillere destan bir festival yaptık. Kimse bunun böyle olacağını tahmin edemedi. Ama biz biliyorduk. Ve yer bulamadık diyorum. Evet. Doğruya doğru. Yer geliyor. Bulamadık biz. Basın olarak bulamadık. Tabii, Türkiye'nin önemli ulusal kanallarında, birçok kanallarında çıktı. Artık tüm Türkiye kara duvarı tanıyor. Şimdi elimizde bir malzeme var. Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri. Bir yandan Türkler var, bir yandan Araplar var, bir yandan Kürtler var. Farklı örf adetlerin çok olduğu bir güzel yani. Bir yerden bahsediyorsunuz. Ve Türkiye'nin en güzel balıkların çıktığı, işte ahtapotundan tutun, kalamarından tutun, karidesinden çıkın, bir sürü şeyin, Lagos'undan her şeyin çıktığı bir mekandan bahsediyorsunuz. Bunu kimse kullanmamış. Evet. Yani üzeri tozlanmış, kirlenmiş bir elmas parçası var ortada. Kimse bunu temizlemiş. Biz bunu yaptık. Festivalle kara duvarı şaha kaldırdık. Bakın orada son iki senede iki tane ekstra restoran açıldı. Eskiden restoran açılmıyordu. Hafta içi boştu, hafta sonları yemek yemeye geliyordu. Bugün kara duvara gidin, hafta içi bile zıngazın tüm restoranlar dolu. Dolu. Randevusuz gidemiyoruz evet, zaten. Şimdi döndük bu tarafa, Adana tarafına, kara duvarın yani doğu tarafına gittik. 18 dönüm milli emlak arazisi vardı. Orayı kiraladık. Ha ondan önce şunu yaptık. Biliyorsunuz o doğu tarafında her sene lodos eser. Evet, lodos evet, esinde evet. Deniz taşar, yoldaki asfaltı yıpratır ve evlere su girerdi. Tuza dayanıklı kayalar bulduk. Laboratuvarlardan testlerini yaptırdık. Bir kere o tarafı yaklaşık 2-2,5 kilometrelik sahili komple kayalarla yükselttik. Yani yükseltince deniz artık taşmıyor. Dolayısıyla asfalt evler. Bunu da bir sene bekledik. Taşıyor mu taşımıyor mu? 2 sene bunun demosunu yaptık. Taşmadı deniz. Ve ondan sonra bu senede o bölgeye 18 dönümlük bir çok güzel peyzajlı park yapıyor şu an. Bitmek üzere. Son aşamalarına geldik. Yani Adnan Menderes'e alternatif artık Mersin insanının gideceği, sakin, dingil, rahatlıkla oturacağı, çayını içeceği, piknik yapabileceği, balığını tutabileceği, denize girebileceği bir alternatifi doğurmuş olduk. Yani Karaduvar'da toplamda diğer parkla birlikte koyduğumuzda 21 dönümlük bir parkı, yeşil alanı Karaduvar'la birlikte aslında Mersin'e kazandırdık. Öbür tarafı saymıyorum. Yani festivali yaptığımız alanı saymıyorum. Orada da yaklaşık 3 kilometrelik bir bant var. Toplamda baktığınızda 5-6 kilometrelik bir yürüyüş bandı, bisiklet yolu bandı ve sahil bandını tertemiz elde etmiş olduk. Evet, evet. Bu hem şehrimize hem kara duvarımıza bir marka değeri kazandırdı. Artık ben olmuşum olmamışım hiçbir önemi yok. Bundan sonra hangi baba et gelirse gelsin veya hangi hanımefendi gelirse gelsin bu makamlara Karaduvar'da balık festivalini yapmak zorunda. Vallahi işin, sizi bırakacaktık, kolay kolay bırakmayı düşünmüyoruz ya. Bu fırsatı bir kere versin yakalamış. Biz faniyiz. Doğruya doğru biz ya. Biz faniyiz. Yani bilemiyoruz ya, ne olacağını. Amin. Hepimizin tabii ki. Tabii ki biz vatandaşta bir karşılığımız var. Vatandaş bizi seviyor. Bizim seçimle ilgili Akdeniz'de bir kaygımız yok. Allah'a şükür olsun. Anlamız da açık. İnsanlarla ilişkimiz de iyi. Ama sonuçta bakın bir şeyin başlangıcı önemlidir. Bu şehir bir balık festivali kazandı. Sadece bu şehir değil. Bakın Türkiye'de balık festivali diye bir festival yok. Ya üç tarafı denizlerle çevrili ülkede bir balık festivali olmaz mı? Yaman Bey.
Hani bakmayın o ara sıra hamsi günü yapıyorlar, bilmem buğulama günü bilmem. Onlar festival değil. Türkiye yani. Aslında bir balık festivali kazandı. Efendim, kaç ton idi en son? Vallahi 10-15 ton civarında evet insanlarımız balık yedi. Dolayısıyla Türkiye'de bir festival oldu. Şimdi son bu festival o kadar çok kalabalık oldu ki bizim bir mescidimiz var. Türkiye'deki 3. veya 4. balık ihracatçısı İtalya ile bağlantı kurduğunu söyledi. Sardalya konusunda. Çeşit değil mi? Evet. Ya bu artık iş açtı, kendini açtı. İşte festivallerin böyle bir önemi var. Niye bunları bu kadar uzun uzun anlattım? Karaduvar böyle bir yer. O yüzden fazla yatırım yapıyoruz. Bu yatırım diğer mahalleleri, diğer esnafları şehrimizde etkileyeceği için yapıyoruz. Yoksa Karaduvar'a ekstra pozitif ayrımcılığı yaparken nedenleri var. Ama bütün mahallelerimize de farklı hizmetlerimiz var. Karaduvar artık sistemi oturdu. Bu parkla birlikte çok daha güzel olacak. Tabii sadece Karaduvar değil, Karaduvar'ın hemen üstesinde çay mahallemiz var biliyorsunuz. Orada da bir ay önce anahtar teslimi yaptık. Oraya ben bir cümleyle açmak tabii istiyorum ki. İzin verirseniz. Programın başında söylediğim gibi hani bir devrimin karşılığı nedir? Yeniliktir, yükselmektir, keşiftir. Daha bunu çoğaltabiliriz Türkçemizde. Gerçekten sizler ön planda otururken hemen arkadaydık. Daha sonra da siz gezerken ben de şeyin arasındaydık biz yani. Vatandaşın arasındaydık. Yani bu dualarla Mekke'ye gitmeyiz. İnanınız mübalağa etmiyorum ya. Allah razı olsun. Bizi kurtardı. Olmayanlar da bekliyorlar tabii. Tabii. Devamı gelecek. Tabii. Orada gerçekten barışa geleceğiz ama oradaki durum çok farklıydı. Onun da yıllar önce Kaya Mutlu zamanında ne rezillikler içerisinde o temellerin atıldığını ben tanırım. Siz de buradaydınız. Onu siz de bilirsiniz yani. O hengamenin içerisinde oraya en nadir çiçeklerden bir tanesi diyelim yani mübalağa mı oldu ama bir gerçek. Adeta açtı böyle yani. Her şeyi ilaçtı. Evet. Tabii şöyle bir iddiamız var. Gözlerinizi bağlasak, sizi şehrin içinde bir saat trafikte dolandırsak, Çay Mahallesi'ndeki o evlerden içine bir tanesine koysak, burası neresi desek herhalde Akdeniz'de ilersiniz. Bir de yolunu aklımdayken o giriş nasıl tanzim edilir yine? Düzenlenecek. Onlar hepsi düzenlenecek. Çünkü proje tamamen daha bitmedi. Bitmedi. Çapraşlık şeyler var. Tabii. İnşaatlar yapılıyor. Yarın yine 100'e yakın ailemize anahtar teslimi yapacağız belediyemizde. Evet inşallah. Toplamda 200 dairemiz kaldı. Onları da önümüzdeki aylarda teslim ediyoruz yavaş yavaş. Oturuyor orası. Gittikçe oturuyor. Şimdi bir kere Akdeniz'de kentsel dönüşüm demek Rus rületi oynamak daha az riskli. Mecliste terlettiler siz biliyor musunuz? Karşı koyarak. Olmaz, olmaz. Ya niye olmasın kardeşim? Ya? Çünkü özellikle HDP'nin siyasi tarzı bu. Yani Kürtlerin zor durumda kalıp, sıkıntılı alanlarda kalıp bunu da devlete veya AK Parti'ye yığıp işte bizi adam yerine koymuyorlar, Kürtleri ikinci sınıf vatandaş görüyorlar muhabbetiyle siyaset üretip böyle bir yapıyorlar. İlginç tarafı daha önceki belediye başkanımız mahkeme açmış. Evet. Kentsel dönüşme ve yürütmeyi durdurma almış. Gibi gibi bir sürü engeller. Burada da mecliste gördüğünüz CHP ve HDP bize hayır oyu verdi. Engellemeye kalktı. Büyükşehir'de zırh kuşandılar yani. Büyükşehir'de aynı şeyleri yaptık. Yalanlar yine algılar. Mesela ilk yalanları şuydu. Ben hiç konuşmadım orada. Hep sustum 2 yıl boyunca. Dediler ki işte buraya asimilasyon yapacaklar, farklı insanları getirecekler. Sonra bize açıklamalar yapınca yalan olduğu ortaya çıktı. Efendim hepinizin evini yıkacaklar, elinizden alacaklar, sizi rezil edecekler dediler. Sonra baktılar mecburi değil, isteyen gelebilir, istemeyen evinde kalabilir gibi gibi o kadar yalanlar söylediler ki. Yaman Bey hepsi ortaya çıktı. Bugün biz orada babanın oğluna yapmayacağı şekilde çok uygun kredilerle, uygun paralarla o evleri teslim ettik ve herkes geldi evinde doğalgazlı, altyapısı olan, asfaltı olan, yeşil alanları olan, çocuk oyun grupları olan, parkları olan ve en önemlisi ne biliyor musunuz orada o binaları baktıysanız güney-kuzey aksında yani denizden ve kuzeyden burada biliyorsunuz gündüz Mersin'de denizden eser, akşama doğru karayele döner. Her iki rüzgarı da alacak bir sistem var orada. Yani evler birbirini kapatmıyor. Biz onu aralarda, konuştuk orada. Biz onu konuştuk. Arada rüzgarları da alacak. Rüzgar koridorları oluşacak sistemler. Çok güvenli bir şey var. Sirkülasyon var. Aynen öyle. Yani çok güzel evler oldu. Şu an vatandaşlar geçen de
Hafta Hanım'la Çay Mahallesi'nde bir evde iftardaydım. Bir baktım çamaşırlar serilmiş, çocuklar oynuyor. Maşallah. Hoşuma da gitti. Hanımefendiler, çocuklar oturmuşlar. Şimdi Yaman Bey, tabii biz bunları yaklaşık 3,5 yıl önce Büyükşehir'de konuştuğumuzda bizi T'ye aldılar. Evet. Bize şov yapma dediler. Hatta o zaman da yine bizi Twitter'da Türkiye birisi yaptılar. Alay ettiler vesaire vesaire. Çok komiktir, trajikomik. Gerçekten garip şeyler yaşıyoruz. Mersin'de bizle dalga geçenler, bize şov yapma diyenler, bizde alay edenler 4 sene sonra göktaşı mı düştü başlarına, taş, bir şey düştü. Meteor yağmurları var ya. 4 yıl sonra kentsel dönüşüm ve afetle ilgili daire başkanlığı kurdular. Evet. Biz bunu 4 yıldır söylüyoruz. Yani bu şehirde kimse kimseyi kandırmasın. Sadece Akdeniz değil Yaman Bey. Bugün GMK'nın altında ev kalmaz, bakın apartman kalmaz. Bunların hepsinin herhalde zemininde var. Sıvılaşma var. Tabii. Şimdi bu işin Kuşumatosu var, Alanya Fırını var, efendim 45 evleri var, Mezitli'de bir sürü mahallesi var. Bunların hepsi iyi stoklar değil, iyi yapı stokları değil. Ben bunun için söyledim. Şimdi tabii depremde ben haklı çıkmak istemezdim. Binlerce insanımızı kaybetti. Evet. Şimdi Mersin halkı hala tedirgin değil mi? Kıbrıs ve Adana'daki depremden dolayı. Rüzgar esse tedirgin oluyorum. Acaba deprem mi var? Dedi ki bakın bunun tek bir yöntemi var. Tek bir yöntemi var. O da nedir? Kentsel dönüşüm. Şimdi siz Mersin'deki şu an en büyük sorunlardan bir tanesi trafik yoğunluğu. Tamam, eğer kentsel dönüşüm yaptığınız zaman trafiği de çözüyorsunuz. Niye? Bakın biz Barış Mahallesi'nde şu an 9. 10. ay gibi bitiriyoruz inşaatları. Yeni caddeler ve yeni bulvarlar açıyoruz o mahallede. Dolayısıyla otoparklar ve yeşil alanlar da çıkıyor. Yani kentsel dönüşümü şöyle düşünmeyin. Kaçak yapıyı ortadan kaldırdınız. Yaşlı inşaatları ortadan kaldırdınız. Yetmez. Doğalgaz bağlıyorsunuz. Bu mahallelerin çoğunda doğalgaz yok. Çevreci bir projedir. Yeni bulvarlar, yeni caddeler, yeni sokaklar açtığınız için trafiği otomatikmen değiştiriyorsunuz. Otoparklar ayırıyorsunuz. Kültür merkezleri ve sosyal donatı alanları ayırıyorsunuz. Yani. Oyun parkları ayırdığınız zaman şehri değiştiriyorsunuz ya. Her şeyin değişiyor. Yani kentsel dönüşüm sadece insanlara ev verme olarak görülmemeli. Katılıyorum. Birçok artısı olan projeler. Biz bunu tabii Çay Mahallesi'nde bitirdik. Barış'ta da inşallah dedim ya 9. 10. ayda bitirmiş olacağız. Ve bu şehre gerçekten devrim niteliğinde bir hizmet yaptık. Demek ki bu işler olabiliyormuş. Demek ki bu işler yapılabiliyormuş. Bundan sonra biz ve bizim gibi diğer belediye başkanları, başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm ilçelerde daire başkanlığı kurmak güzel ama bunu pratiğe geçirmek lazım. Evet. Bunu pratiğe geçirmek lazım. Dolayısıyla bu kadar can kaybı oldu. Bu evlerimiz tabuta dönüşmesin. Bu evlerimiz tabuta dönüşmesin. Biliyorsunuz Mezit'te 3 veya 4 bloklu bazı siteler boşaltıldı. Bazı şu an Mersin'de 59 tane okulda riskli alan gözüktü. 16 tane okulumuz boşaltıldı. Demek ki ben eczacıyım biliyorsunuz. Bazı hastalıkları hapla, spreyle, merhemle, kremle, soğuk sıcak uygulayarak geçirirsiniz. Ama bazı hastalıklar vardır ki operasyon geçirmeniz gerekir. Bazı hastalıklar var ki operasyon sonrasında tedavi, ekstra tedaviler almanız gerekir. Şimdi bu misali niye anlatıyorum? Bu şehri düzeltmek için radikal tedbirlere ihtiyaç var. Pansuman tedavilerle bu şehir düzelmez. Teselli eder pansuman. Bu kadar. Yani bu şehir düzelmez. Bu şehrin trafiği düzelmez. Bu şehrin otopark sorunu çözemezsiniz. Bu şehrin şu an Türkiye'deki en az yeşil olan şehirlerden biriyiz. Bu şehrin yeşil sorununu çözemezsiniz. Dolayısıyla depremden sonra da insanlar şunun farkına vardı. Bakın gidin yaylalar dolu. Hala çadırda kalan insanlar var. Hala evlerine çıkmayan insanlar var. O zaman bu insanlarla şunu konuşacağız. Tabii ki sosyal bir devletiz. Tabii ki büyük bir cumhuriyetiz. İmkanı olanlarla kardeşim sen de bu işin içine gel, elini koy diyeceğiz. Garibanlara ise devletin o sosyal yönünü gösterip onlara gerekse bila bedel evler yapacağız. Ve bu şehri yeniden yapılandırmamız gerek. Aksi takdirde Mersin, yani bugün mü olur, yarın mı olur, 100 yıl sonra mı olur bilmiyorum ama Kıbrıs'taki ve Adana'daki şiddetli bir deprem Mersin'de mutlaka can alacaktır ve çok can alacaktır. Dolayısıyla biz insanlara yıllar sonra, 20 yıl, 25 yıl sonra bir kentsel dönüşümün gerçekleştiğini gösterdik. Fiili olarak gerçekleşti. Barış Mahallesi'nde şu an %94 oranında anlaşmayla başladık projeye. Büyük oranlar bunlar. Mecliste dile getirdiniz. Bu evet. Kolay olmuyor ama. Bakın gidiyorsunuz. Olmuyor. Gördüm. İnsanlarla konuşuyorsunuz tek tek. Hani sıçra köşklerinizde oturarak olmaz.
Yaman Bey'in orada bir dükkanı, bir evi varsa gidiyorsunuz. Çayını içiyorsunuz, kahvesini içiyorsunuz. Size bağırıyor, çağırıyor. Aman diyorsun, canım diyorsun, güzelim diyorsun. Olmuyor. Üç gün sonra bir daha gidiyorsun, bir çay daha içiyorsun. Bu işler böyle. Böyle hani biz, benim hanım Tarsuslu, iğne oyası var ya. Kentsel dönüşümde vatandaşı ikna etmek demek, iğne oyası yapmak demek. Aynen. Tabii bu işler kolay değil. Aynen öyle. Size güvenecek vatandaş. Evini verecek size, dükkanını verecek. Sizi bir soluklandırayım bir cümleyle. Şimdi bu çabanın içerisinde mecliste de, tekrar oraya dönmüyorum, mecliste de bir gayret gösterseler, anlayışla karşılasalar ya da sussalar. Bunlar evlere gidince eşleriyle konuşmuyorlar mı? Anlatmıyorlar mı acaba? Anlatıyorlar bence. Özellikle kadınlarımıza ben güveniyorum. Şimdi hele hele yeni eve oturdular. Zaten kadınlarla sizde Çay Mahallesi'ndeki diğer komşular da çay içmeye gittiler o evlere. Onlara gördüler ya, Allah bundan sonra Çay Mahallesi'ndeki erkek kardeşlerimin yardımcısı olsun. Nasıl direnecekler ben de merak ediyorum. Ben de takip edeceğim. Şimdi çok önemli bir konu var, takdir edersiniz. Şöyle ki, şurada bir otopark yapıldı hemen gözümüzün önünde. Bizim Kent Radyo buradan rahatlıkla. Amaç neydi bilmiyorum. Amacını açtım açmadım bilmiyorum. Vatandaş, ben bunu kendi inisiyatifimle söylemiyorum ki, ona da katılıyorum. Burasını ücret konusu var. Çok da pahalı olduğunu söylüyor. Vatandaş buraya yapılan otoparka gelmiyor, gelemiyor. Bunu başkan böyle değil de başka türlü daha bir çaresi olsaydı diye. Şöyle ki, yani fiyatı düşürüp sürün diye bir tabir var yani. Bu otoparkın durumu böyle. Sıkıntı var, şikayet var, olumsuzluklar var. Depremle alakalı geri dönmek istemiyorum da şubenin tam karşısında, köşe başında bir bina var. Mersin İdman Yurdu'nun Hacı abi daha yaşıyor, rahmetli dedim yani, bu şeyi ömrü uzattı. Ömrü uzattı. Yaman Bey. Orada 7 katlı sanırım, dikkatinizi çekmiştir, yeşil yeşil galiba dış şeyleri. Evet. Şeyler iyice dökülmeye başlamış. Orası ne zaman yıkılacak ya da yıkılabilir, tehlike arz ediyor. Ben orayı sürekli takip ediyorum. İnsanlar da sağlı solu tedirginlik başlamış, taşınmaya başladılar. Yeri zaten tam biliyorsunuz. Bunda konu açılmışken de getirmek istedim. Bu tür konularda bize veya Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki müdürlüğüne başvurulduğunda gerekli tedbirler alınıyor. Eğer riskli alan ilerlendirirse, riskli bina ilerlendirirse zaten 60 gün süre veriyoruz. 60 gün süresi sonucunda yıkılmak zorunda. Boşaltıldı zaten. Ha, yani şimdi işte tabii burada mülk sahiplerinin bunu yıkması lazım. Yıkmadığı zaman Çevre Bakanlığı, Çevre Müdürlüğü devreye girecektir. Yani ilk yıkım onların elinde. Belli süreleri var. O süreler dolduktan sonra da gereği yapılacaktır. Evet. Onu söyleyeyim. Başkanım, bunlara ilave edecek bir şey yoksa son ortadaki 15 dakikaya girelim. Tabii ki. Ben sık sık da dile getireyim. Siz de hatırlarsınız, metropol ortada bir ucube gibi duruyor yani. Ne yıkılıyor, ne kalkılıyor. Felaket bir vaziyette. İkincisi, belediyemizin eski binası. Bunu programa aldınız. Onun yan tarafı da dahil. Oraya dükkanlar yapılacak. Üstü farklı şekilde kullanılacak. İlave edecek ki, orada trafiğin yönlendirilmesi de söz konusu. Yıllardır orada 10 tane, 15, ne var mı? 15, daha fazla kooperatiflerde, otobüslerde. Onun hafifletilmesini de sonra soracaktım. Oraya girmişken oradan da bahsederseniz. Evet. Hep kadınlara sığınma evleri yapıyorsunuz sevgili başkanım. Bize niye yapmıyorsun? Erkeklerin ne günahı var yani? Eşinden şiddet görüyor, vatandaştan şiddet görüyor, asfalttan şiddet görüyor. Sokakta şiddet görüyor. Sığınacak bir yeri yok. Siz geziyorsunuz. Ben de geziyorum. Sabahleyin dolaşıyorum. Şöyle bir hava alıyorum. Akşam görüyorum. O insanlar parkta yatmış, oradan kalkıyor. Parkta da tuvaletler kapalı. O da ayrı bir dert. Bir aile rastladı. Tesadüf oldu o günde. Bana Arapça soruyor. Arapça da bilmiyorum ama işaretli bir yerlere ulaşabildik. Camiyi tarif ettim. Koşa koşa ailesiyle beraber gittiler. Oranın temizliği de size ait. Aksıyor demiyorum ama pazar günlerinin ertesi günü bir görmek lazım. Gerçekten insanımız kullanmasını mı bilmiyor, özellikle mi yapıyor? Yani gerçekten bu yıllardır sürüyor. Yeni konu değil ya. O yapılan güzelim temizlikler, yerleşimler, bakıyorsunuz tarumar olmuş. Evet. Millet bahçelerimiz tabii Türkiye'nin en güzel millet bahçeleri ama maalesef evet, kullanımda sıkıntı var. Yani biz artık ayna değiştirmekten, fayans değiştirmekten, lavabo değiştirmekten yorulduk. Gerçekten. Bırakın çimleri
çimleri sulayan fiskelerin kafalarını koparıyorlar. Evet, bu süper maçtan da söküyorlar. Yani dolayısıyla tabii elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama burada vatandaşın da bu kamu malına zarar verdiğinin farkında olması gerekiyor ve bize destek olması gerekiyor. Ama yine buna rağmen tabii dün 4 Nisan sokak hayvanlarını koruma günüydü. Dün bir kliniğimiz de var biliyorsunuz Mersin, evet, merkezde. Merkez ilçe bina başkanlıkları içinde. Sahildekinin. Evet, sadece beraber açtık orayı. Evet, sadece sokak hayvanlarını kısırlaştırma kliniği bizde var. Başka belediyelerde yok. Büyükşehir'de var, o da yukarıda biliyorsunuz. Bugüne kadar bayağı bir sokak kedisi ve köpeğini kısırlaştırmış durumdayız. Mayıs ve Haziran ayları içinde de çok talep var Yenişehir'den, Mezitli'den, Toroslar'dan. Mayıs ve Haziran ayı içinde randevulu bir şekilde oradan da gelen talepleri de inşallah karşılamaya çalışacağız. Onlar da bizim canlarımız. Millet Bahçesi 3. etabı da açılacak. Asker şubesinin orası oranda ihale aşamasına geldi. Şube kalkacak şube, mı? Şube kalıyor. Şubeyle lojmanlar arasında yaklaşık 20 küsür dönüm arazi, evet, var orada. Mezmelelik bugüne kadar kimsenin görmediği, hep gözünü kapattığı bir alan. O da çok yakın bir tarihte, çok düzgün, dürüst bir şekilde ortaya çıkacak. Orada o mahalleye adını veren Hamidiye Karakolu var. Onların alanları belirlendi. Kültür Bakanlığı tarafından sit, çünkü içerideki ağaçlar da sit. Bunların hepsi koruma altına alıp harika millet bahçesi haline getirilecek. Yani aslında bizim dönemimizde 150 dönüm araziyi millet bahçesi olarak açmış olacağız. Tabii burada şeyler çok önemli. Yani dedim ya, vatandaşın da bu mallara sahip çıkması lazım. Sahiplenmiyoruz. Acaba gerçekten. Gökdelen'de 29. katını biliyorsunuz bila bedel kiraladık bir iş kadınından. Selam olsun ona. 34 mü? 29. 29'u. Kat. Işıklar, evet, yanıyor zaten. Evet, bizim evden görüyorum. 29. katta etüt merkezi var. Türkiye'nin en havalı etüt merkezi. Müthiş ama. Üniversiteye hazırlanan tüm gençlerimiz oraya geliyor. Hay Allah ya. 1000'e yakın öğrencimiz var. Derslerini alıyorlar. Ayrıca kafelerin içeceklerini, çayların içecekleri, salonlar, ortamlar, konferans alanları gibi birçok alanlar da var. Çünkü Akdeniz'in çocukları dezavantajlı. Yenişehir'de mesleki arkadaşlarımızın çocukları özel ders alabiliyor. Bu çocuklar alamıyor. Alamıyorlar. Bu sene Türkiye 496.'sı o etüt merkezinden çıktı. Deniz Barşat Ayın, ona da selam olsun. Şimdi Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyor kendisi, tam burslu olarak. Yani oradan ilk 10.000'e giren en az 20'ye yakın öğrenci çıkarttık. Dolayısıyla büyük bir hizmet bunlar. Gökdelen'i biraz hareketlendirdik. Oradaki esnafa da faydası oldu. İçimiz açıldı valla, evet, o ışıkları görünce. Tabii, çok tabii. Samimi yani söylüyorum. Orada kadın kooperatiflerimiz var biliyorsunuz. Sürekli biliyorum, üretim yapıyorlar, satım yapıyorlar. Kadınları bu işin içine kattık. Mersin'de seçildikten sonra ilçe belediyesi olarak söylüyorum, 2 tane kadın kooperatifi açan tek belediyeyiz. Bunlar aktif çalışıyorlar. O üretimleri açacağız değil mi? Tabii, yani şöyle burada açılımını demek istiyorum. Şöyle söyleyeyim yani. Bakın, Karakılçık buğdaydan tutun, hı, Şevketi Bostan'dan tutun, birçok aslında programlar yaptık bu yıl içinde biliyorsunuz. Kadınlarımız şu an ekmek, girit ekmeğinden tutun, farklı farklı reçellerden, birçok şeyden artık bu kooperatif üzerinden Türkiye geneline mal satmaya başladılar. Yetiştiremiyorlar. Yani kadınlarımız çok mutlu. 13'e yakın kültür evi açtık. Evet. En son Turgut Reis'te açmıştık. Buradaki kadınlarımız pilatesten tutun, eğitiminden, okumasından, çocuk kreşlerinden tutun, aklınıza ne gelirse dikiş nakıştan tutun, öğreniyorlar ve öğretiyoruz bunlara. Ayrıca kadınlarımıza kendi dönemimizde şunu yaptık. Bu kültür evlerimizdeki tüm kadınlarımızı, servis araçlarımızı hafta içi ve hafta sonu Nevşehir, Urfa, Adana, Tarsus, Mut gibi gezilere götürüyoruz. Bizi götürmediniz ama evet, tanımları götürüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ya yani gençlere ve kadınlara yönelik büyük projeler gerçekleştirmiş olduk. Ama bunların hepsinden ötesi bir şeyi çok önemsiyorum. Artık Akdeniz'de huzur var. Akdeniz'de barış var. Dün Güneş Mahallesi'ndeki ev sahibimiz öyle söylüyor. Diyor ki bana, ya başkanım diyor, bak biz senin gibi siyasi düşünmüyoruz. Yani siyasi partilerin ne olduğunu biliyorum. O rahatlıkla da konuşuyoruz. Ama ya Allah senden razı olsun diyor. Niye dedim? Ya diyor, eskiden biz haftanın 7 günün 2 günü zorla iş dükkan açıyorduk, 5 gün kapalı. Şimdi ne güzel, işimizde, gücümüzdeyiz. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani Akdeniz'de eskiden çatışmalar vardı, uyuşturucu vardı. Bugün artık neler Akdeniz'de ya, barış var, kardeşlik var, huzur var. Buradaki hanımefendiler, dışarıdaki hanımefendiler Akdeniz'in istediği mahallesinde istediği saatte gezebilirler. Sorun yok, tantana yok.
Bence deprem de pandemi de bize şunu öğretmiş olması lazım. Sağlığın olmadığı ve huzurun olmadığı yerde hiçbir önemi yok. Dolayısıyla biz Akdeniz'de artık huzuru gerçekleştirdik ve dolayısıyla en büyük şeyimiz de şu oldu. Akdeniz lokomotifidir Mersin'in, kalbidir, ticari merkezidir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz burada barış sağladığımız zaman tüm ilçelere bu yansıması oluyor. En önemli şey de burada bu barışı ve kardeşliği sağladık. Artık bir insanın Arap olması, Alevi olması, Sünni olması, Kürt olmasının hiçbir önemi yok. Zaten bunu şeyde de gösterdik. Belediyede işçi çıkartmayarak da gösterdik. Dolayısıyla Akdeniz artık yaşanılır bir ilçe. Göç vermiyor. Göçü durdurduk. Eskiden çok göç veriyordu. Göç veriyoruz. Evet. Surat da göç veriyor. Şimdi vermiyor. Yavaşladı. Başkanım şeyi ne yaptınız? Ben hep size sorarım. Orada da sormak istiyorum. Tandırları ne yaptınız? Evet, hani bize tandır ekmeği yedirecektiniz. Evet, yediririz. İnşallah Ramazan'dan sonra. Orada yaptınız, oturdunuz. Afiyetle peynirli yediniz. Biz hava aldık. Ramazan'dan sonra yediririz. Çay mahallesinde TOKİ'nin içine de tandır yapıyoruz. Kaç tane oldu şimdi orada? Bizim geldiğinizde iki tane mi, üç tane şu mi? Şu an şeyde Emek Mahallesi'nde var. Diğer mahallelerde toplamda 20'nin üzerinde tandır yaptık. Ama bu Kürt kökenli vatandaşlarımız için bir de biliyorsunuz İhsaniye Mahallemiz var. Orada 4 tane bu özel yaş mayayla yapılan girit ekmeğini özel 4 tane orada ayrı fırınlarımız var. Yani bu kültürleri hep ayakta tuttuk Yaman abi. Yani bunların hepsi yok oluyor. Gidin şimdi Girit'e, maviye beyaza boyanmış. Müzemizde söyleyelim o açtığımız ya şeyi. Ya işte şöyle bizim yaptıklarımıza bir saat, iki saat program yetmez. Kısa kısa bir şey yapalım, paylaşalım zaten programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim, Mersin'de yine ilçe belediyeleri içinde bir kültüre yönelik müze açan ilk belediyeyiz biz. İzbırakanlar. Evet, İzbırakanlar Mersin'de nelerin olduğunu anlatan, herkese tarihi İlk değil, yoktu zaten. Yok, böyle bir müzesi yoktu. İlk kez biz açtık. Yani bu iş böyle ben sosyal demokratım demekle olmuyor veya başka klişe laflar söylemekle olmuyor. Biz masa başında değil, sloganımızı iş başında kendimizi gösteriyoruz. Dolayısıyla Mersin'de yaptığımız ilkler çok. Muhtarlara ilk kez aynı yardım biz yaptık. Bakın bugüne kadar hiçbir muhtara aynı yardım yapılmamıştı. Bunun gibi daha anlatacağım çok iş var. Ama diyorum ya bunların hepsi bir tarafa. Akdeniz'de artık barış var. Akdeniz'de artık huzur kardeşlik var. Akdeniz'de huzur var. Akdeniz'de ayrışma yok. Dolayısıyla biz bunları önemsiyoruz. Akdeniz'de liman var. Serbest bölge var. Akdeniz bu şehrin kalbi. Ne kadar kalp iyi çalışırsa vücutta her organ ona göre güzel çalışır. Dolayısıyla biz Akdeniz'de hayallerimiz çok farklı. Şu an inşallah seçimleri atlatalım. Kendi seçimlerimizi atlatıp halkın takdiriyle yeniden geldiğimizde en az 5 mahallede daha kentsel dönüşüm projelerimiz bile hazır. Harika. Bunlar bile hazır. Akdeniz'i farklı günler bekliyor. Yani sporundan tutun, kültürel ve sosyal faaliyetlerinden tutun, açık sinemalarından tutun. Aklınıza ne gelirse Akdeniz'de birçok şey oldu. Seyfi Ali Türkoğlu'nu görüyorsunuz. FIFA standartlarında bir saha oldu. Efendim orası müthiş oldu. Karaca İlyas'ta. Çok keyif veriyor. Karaca İlyas'ı görün. Yepyeni bir... Şeyi atlamayın ama. Bize orada yer verdiniz. Yıllar sonra. Evet, o da bir ilk. Müthiş. İlk tabii. Müthiş ama. O da bir ilk. Ben... Her gelen, vallahi sözünüzü kestirmem, bağışlayın. Her gelen teşekkür ediyor. Her gelen. O kadar rahatız biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz sizin federasyonunuz var. Başkan da geliyor zaman zaman bizi sohbet ediyor. Türkiye'de gazetecilere yer veren 2-3 belediyeden bir tanesiyiz. Tabii. Yani gazetecilerin mekanı, yani göçebe gibiydiniz, artık sabit kalabiliyorsunuz. Hem de göçebe ne demek ya? Güzel bir mekanınız var gibi gibi aslında Akdeniz'de imkansızlıklar içinde, parasızlıklar içinde. Çünkü biz Akdeniz'i 232 milyon borçla aldık. Batmış bir belediyeydi. Düzelttik ekonomisini, maaşlar gününde ödeniyor. Mersin'de, tıkır tıkır. Mersin'de promosyonu en yüksek alan bizim belediyemiz, en iyi maaşlar alan belediyelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla tabii programın sonuna geldik. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ama yok, hemen kapatmıyorum. Daha var var. Hemen şuraya da girelim de orayı da şeyde metropolü geçmeyelim. Orada bir otopark var. O otopark şahıs bildiğim kadarıyla. Onlarla bir temas kurma şansımız olup da trafiğin rahatlatılması, yani otopark sorununu. Şimdi Yaman Bey orada biz bundan 2 yıl önce hatta 3 yıl önce Lütfü Elvan Bakanımızın yanına gittik. Doğru. Bir proje hazırladık. Dedik ki Sayın Bakanımıza, hatta sonra Çevre Bakanımız Murat Kurum'un yanına gittik. Google Earth üzerinden ekranda da Bakan Bey açtı, tek tek anlattı Murat Kurum'a da. Bakın Sayın Lütfü Elvan Bakanımızdan Allah razı olsun, her zaman bize
destek oluyor. Teşekkürüz yani. Çok açık ve net söylüyorum. Büyük projeler çıkartmamıza her zaman yardımcı oldu. Dönemi Ticaret Odası Başkanı Ayhan Bey'i iki kere aradı. Farklı zamanlarda. Şimdi bakın, o orayı kurtarmanın yöntemi şu. Gökdelen duracak. 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 Bitti. Etrafındaki o gereksiz bina var ya, onun hepsinin kamulaştırılması gerekiyor. Tamam. Yani oradaki, bakın, zemin katında dışında kullanılan bir dükkan var mı? Yok değil mi? Yok. Hayır. Üst katlar pislik içinde. Pislik içerisinde. Kullanılmıyor. Ama işte, şeyi temizlediniz yani içindeki. Tamam, o işleri bitirdik ama bitti. Uyuşturucu veya kadın ticareti. Neler veya... yoktu ki orada? Ama dükkanlar boş. Boşuna bir bina kütlesi boş üretiyor. Cinayet işleniyordu pardon. Ha. Her gün demesem. İşte oranın yani. Bakın, oranın kamulaştırması lazım. Bunun için de biraz para lazımdı. Orada tam 17 dönüm arazi var, biliyor musunuz? O binaları kaldırdığınızda müthiş bir şey. Mersin'e 17 dönüm bir meydan kazandırıyorsunuz ve bir park kazandırıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ha bir de şunun yöntemi şu. Gökdelenin temeline kadar indiğinizde, ki orada 4-5 kat aşağı iniyorsunuz. Evet. Bir 4 katlı aşağı doğru da otopark yaptığınızda, Mersin'in otopark sorununu da çözmüş oluyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Bunu söyledik. Ticaret'in parası var. Dedik ki Akdeniz Belediyesi olarak beraber yapalım sizle. Bu parayı ortaklaşa bir şirket kuralım. Sonrasında 3-5 yıl sonra bu para geri alınıyor. Ve ondan sonra karlı bir iş. Hem şehrin otopark sorununu çözüyorsunuz. Tabii. Hem şehre yeni bir meydan kazandırıyorsunuz gibi. Ama Ticaret'in sıcak bakmadı. Yani burada aslında yapılması gereken şey şu. Bir şekilde o gökdelen etrafındaki binaların kamulaştırılması ve dediğim gibi oranın yeşillendirilmesi ve şehre yeni bir meydan kazandırılması, aşağı inilerek de şehrin 2000'in üzerinde arabanın sığmasını sağlıyorsunuz. Rahatlıkla sığar yani. Otopark sorununu hallediyorsunuz. Yani Hastane Caddesi'nde araba kalmayacak. İstiklal Caddesi'nde araba kalmayacak. Burayla oranın mesafesi 250-300 metre yürüme. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle istediğiniz yere araba koyamazsınız. Arabanızı koyarsınız, 200-300-500 metre yürürsünüz. Dolayısıyla böyle bir sistem önerdik ama maalesef o dönemin yöneticileri ve bu dönemin yöneticileri aynı zamanda bu sisteme sıcak bakmadıkları için, bizim de o kadar paramız olmadığından bunu hayata geçiremedik. Ama ileriki dönemlerde hep hayalimdir, metropolün etrafını yıkık görmek istiyorum. Bir gün gücüm yeterse, öyle bir makamda olursam, oraları kamulaştırıp tamamen yeşil alan ve park altını da, yani zeminin altını da otoparka çevirme hayallerimizden bir tanesi var. Öyle bir makamımız olursa, güçlü olursak, aslında şehri de otopark sorununu çözecek projelerden bir tanesi. Buradan da Büyükşehir Belediye Başkanı'na duyuralım. Proje bizden olsun. İlanen duyurulur. Yapması ondan olsun. Gelsin buyursun yapsın. O kadar. Başkanım niyetlisiniz. Ben de niyetliyim. Sizi daha fazla yormayalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bir toparlayalım. Arzu ederseniz, yoksa kapatalım. Tabii yok. Bugün biz tabii düzenli olarak iftar yemeklerine katılıyoruz. Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Evet. Tüm Akdeniz'in, Mersin'in ve etraftaki tüm ülkelerimizin, İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah aynı sağlık ve afiyet içinde Kadir gecesine ve sonrasında inşallah bayramına ulaşmayı Rabbim bize nasip etsin. Mersin çok güzel bir il. Mersin gerçekten marka bir şehir. Limanıyla, bütün imkanlarıyla, Mayıs ayındaki açılacak olan, önemli olan havalimanıyla, hızlı tren hatlarının gelmesiyle çok ciddi bir lojistik şehir. Havalimanını söylediniz. Evet, Mayıs ayında açılacak. Dolayısıyla bu şehir aslında iyi yönetildiği takdirde, imarları çözüldüğü takdirde, bu kaçak yapının önüne geçildiği takdirde Türkiye'nin en önemli illerinden biri olacak. Bunu bir tarafa gençler not etsinler. Allah ömür verirse 10-15 sene sonra Mersin'in İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci vilayeti olacak kapasitesi vardır. Çünkü Türkiye'nin en önemli değil, dünyanın önemli limanlarından bir tanesi burada. Havalimanının bitmesi, hızlı tren projelerinin bitmesiyle lojistik üstü olacaktır Mersin. Dolayısıyla Mersin'i iyi yönetmek lazım. Halı altına kirli şeyleri süpürmekle olmuyor. Radikal tedbirler almak lazım. Hani bütün siyasetçiler, biz hak için geldik, adalet için geldik, halk için geldik, makam için gelmedik diyorlar ama riskli işlere girmiyorlar. Biz her türlü riski işe giriyoruz makamı önemsemediğimiz için. Makamdan biz güç almıyoruz. Makama güç vermeye çalışıyoruz. Halkımızla barış içinde, şefkat içinde, güzellik içinde yaşıyoruz. Gerçekten huzuru sağladık, barışı sağladık. Kardeşler arasında, Kürtler, Araplar, Türkler arasındaki o kavgalı günler bitti. Güzel günler var. Çocuklarımız okullarına gidiyor. Kadınlarımız eğleniyor, eğitim alıyor.
birçok şeyi yapıyoruz. Bundan sonra da bunlara devam edeceğiz. İnanın ki ne Akdeniz ne de Mersin layık olduğu yerde değil. Bu yaptığımız projelerle evet güzel şeyler oldu ama daha da güzellerini yapmak için önümüzde Allah bize ömür verirse gücümüzün yettiği kadar çalışacağız. İnşallah. Başkan bir iki konu daha var. Lütfederseniz onu da sevinirim. Çünkü vatandaşın da çok arzu ettiği üstünde özellikle durdu. Bildiğiniz gibi Suriyeli burada misafir diyelim, göçmen diyelim, iltica diyelim. Yetmedi arkasından ikinci malumunuz işte 11 şehrimizde. Bir şanssızlık ki Mersin şeye alınsa daha mı iyi olurdu onu da sormak istiyorum. Afet kapsamında. Burada hali hazırda Mersin'de konaklama yerleri var mutlaka kalıyor. Kaç kişi, bu ne kadar, çünkü hazıra daha tükenir diye bir tabir var, öyle değil mi? Yanlış söylemedim. Tabii ki. Daha hazıra. Burada sizin de gücünüz, diğer birimlerin de, düzeltiyorum, diğer belediyelerimizin de, malum ortada yani. Hani böyle olunca buna söylenecek bir şey var mı? Öyle yönelteyim soruyu. Biz yani. Tabii ki bu depremde yine algılar yaratıldı. Biz depremin ikinci günü Kırkan'daydık. Hala personellerimizin bir kısmı ve araçlarımızın bir kısmı orada değil mi? Orada çalışıyor. Dolayısıyla devlet ilk günden beri oradaydı. Bakanlar oradaydı. Cumhurbaşkanımız oradaydı. Askerimiz, polisimiz, herkes oradaydı. Herkes el birliğiyle çalıştı. Ama şunu unutmayalım. Bu deprem dünyadaki en büyük karasal hareketlerden biri oldu. Evet. Binlerce yıldır olmayan bir karasal hareketten bahsediyoruz. Yani küçük bir şey değil bu. Bunun altını çizelim. Ama buna rağmen devlet var gücüyle oradaydı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes oradaydı. Bizler oradaydık. Yani ben kimseyi ayrıştırmıyorum. Tüm belediyeler oradaydı. İlk dönemler orada yoğun çalıştık. Şimdi yine ekiplerimiz var ama biz kendi mahalle evlerimizi açtık. Zaman zaman sayısı bini bulan evet. Misafirlerimizi hala elimizden geldiği kadar misafir Mersin'de. Ediyoruz. Mersin'de. Bizim Akdeniz sınırları içerisinde. Akdeniz içinde belediyenin imkanlarında. İmkanlarını pardon. Yoksa sayı farklı. Evet sayı farklı. Farklı. Mersin'de değil. Evet, Akdeniz. Akdeniz'de belediyenin sosyal evlerinde, kültür evlerinde kalan insanlardan bahsediyorum. Ama biliyorsunuz bu bölgelerde hızlı bir şekilde konteyner kentler bitiyor ve temeller atıldı. Evet. Dolayısıyla bu insanlar burada geçiciler. Yani bizim Hataylı kardeşlerimiz, Maraşlı, Adıyamanlı kardeşlerimiz, Antepli kardeşlerimiz geçiciler. Ve bunlar 3-4 ay sonra bu temeller atılıp konteyner kentler bittikçe yavaş yavaş dönüyorlar ki biz bunu Akdeniz'de kendi sınırlarımız içinde de görüyoruz. 2000'i bulan sayılar bugün 1000'in altına düştü ve gittikçe gidiyor. Yani bu vatandaş burada kalmayacak. Bizim kendi vatandaşımız bunlar. Suriyeliler tabii o hükümetin politikası ayrı bir konu ama son dönemlerde onu da görüyoruz ki Suriyelilerin de yavaş yavaş artık imkan dahilinde insanlık şartları dahilinde, standartları dahilinde kendi ülkelerine gönderilmesi lazım. Ama burada en önemli şey bir kere Suriye'de bir barışın ve demokrasinin sağlanması lazım. Dolayısıyla biz Selçukluyuz, biz Osmanlıyız. Cumhuriyet de bizim, geçmiş de bizim. Bu coğrafyada yıllarca adalet ve barış dağıtmış bir devletiz. Biz Ukrayna değiliz, biz Suudi Arabistan değiliz veya başka bir ülke değiliz. Gözümüzü her şeye kapatamayız. Yıllarca atalarımız bu topraklarda adalet ve barış dağıtmışlar ve herkesi misafir etmişler. Biz büyük bir coğrafyayız, büyük bir devletiz, büyük bir toprağız. Meseleye biraz da oradan bakmak lazım. Ama sonuç itibariyle Suriyeli misafirlerimizin de belli dönem sonrasında ben yavaş yavaş gideceklerini düşünüyorum.